كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ey oğul, tek elle ekmeği koparma. Bu hareket kibirli insanların adetidir. Bak, ince meseleler çok kardeşim. Ekmeği tek elle koparma. Tutacaksın kardeşim sol eline, sağ eline Bismillah deyip kopartacaksın. Bismillah de kopar. Yaptığın her harekette besmele çekersen, her yaptığın harekete de ibadet yazılıyor kardeşim. Her hareket. Allah Celle Celal'in adıyla başlayan hiçbir işte o kişiye zarar gelmez. Çünkü sen Allah'ın adıyla başladın. Bir yerde Allah'ın adı varsa o adama, oraya kimse zarar veremez. Veremez. Çünkü zararı yaratan Allah, faydayı yaratan Allah Celle Celaluhu. Tek elle koparma bu kibirli insanların adetidir. Yani yemek yerken böyle kibarlı gibi böyle çatıltıyor, böyle bilmem ne kesiyor, böyle ondan alıyor, sonra sol elle böyle bu dizilerde, filmlerde milleti iyice böyle Allah'ım ya Rabbim ya. Adam normalde pilavı böyle elini yiyor, çorbayı kafaya döküyor, buradan aşağı akıyor. Ama dizide o kadar kibar ki böyle aman yani ölecek. Böyle bilmem neyi bölüyor, alıyor böyle sol elle kibar kibar ağzına atıyor. Evde karısına eline sağlık demez. Orada mükemmel olmuş. Yalanla Allah sana selamet versin ya. İşte bunları gören bizim millet de kardeşim bunlara özeniyor, sapıtıyorlar. Nerede kardeşim bu memlekette bir dizide, bir filmde böyle pis iş varsa bilmem o onun karısını bilmem ne yapar, o onun kocasıyla atar, o onun bilmem ne yapar, kimin eli kimin cebinde belli değil. Bizim millet de her şeyi böyle gerçek zannediyor, bu dizileri gerçek zannediyorlar. Adam köyden kalkıyor İstanbul'a geliyor, İstanbul'daki herkesi öyle zannediyor. Her yeri o villa zannediyor yani. Adnan Bey konağı her yer, herkes Bihter, herkes Behlül zannediyor. Ya Allah Allah ya. Ondan sonra ne oluyor abi? Adam kardeşim kağıt topluyor, bilmem nerede cesedi bulunuyor. Bilmem ne işte para umuduyla İstanbul'a geldi de ne oldu? Organ mafyasının eline düştü. Ya ne yani? Otur memleketinde kardeşim. Ameleni yap. 60 sene 70 sene. Öleceksin gideceksin la. Ne yani? Yalan mı kardeşim? Sen köyünde otursan daha iyi. Bak zaten ortam bozuk, ahvaller bozuk. Millet yoldan çıkmış. Kadını erkeği sapıtmış. Millet soyunmaya yer arıyor kardeşim. Yaz kış diyor artık. Millete yaz kış diyor. Yazın da çıplak, kışın da çıplak yani. Anladın mı? Milletin ardamarı çatlamış. Millet azmış kudurmuş yani. Ondan sonra kardeşim sen kadın başına sokak ortasında her tarafını açarsan erkeğin de nefsi var. Yapsın diye demiyorum. Teşvik vermiyoruz. Ama kardeşim yapma. Şeytan diye bir şey var. Nefis diye bir şey var. Adam sapıktır. Adam azmıştır. Gözü döner sana saldırır. Saldırsın diye demiyorum. Ama yapma kardeşim. Sen niye açık giyiniyorsun ya? Sen niye çıplak giyiniyorsun? Sen niye her tarafını açıyorsun ya? Ya adama desen ki, yani adama demek kadına yani. Ya sen böyle yaparak kardeşim milleti azdırıyorsun. Bak erkek millet sonra böyle böyle yapıyor. Ben onlar için soymuyorum, ben kendim için soyunuyorum. Ya insan kendi için soyunur mu? Manyak mısın? Git evde soyun ya. Kendi kendine soyun kardeşim. Odanda ne yapıyorsan ya, bana ne? Ama sen çıplak halinle o rezil, o beş para etmez, Müslümana yakışmayan o kılık kıyafetle sokağa çıkarsan, bunu gören erkek yoldan çıkarsa, milletin karısına kızına saldırıp tecavüz ederse, bunun sorumlusu kim? O adama günah yazılıyor, o adamı savunmuyorum. Allah ona da selamet versin. Ama kardeşim bu herifleri kim kudurtuyor? He? Bu kudurmuş kadınları kim kudurtuyor? Ya Allah Allah, her şeyi açık açık konuşacağız kardeşim ya. Erkeği de yapıyor bunu. Kardeşim adam yakışıklı, tamam. Oluyor kardeşim, Allah Celle Celle kimisini öyle bir yakışıklı yaratıyor ki yani insan imreniyor. Ya bu da bunun farkında. Zaten diyor kızlar da benim dibime düşüyor diyor. İyice saçını başında jöleliyor. Böyle bir de kısa tişört de böyle, böyle buradan kaslar fışkırıyor böyle. Yolda da böyle geziyor. Poşetleri böyle taşıyor. He var. Erkeklerin hepsi şey sapık değil yani, sapık kadınlar da var. Erkekleri böyle erkekleri görüyor kardeşim. Onlar da sapıtıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Millet o sapıtmış, o sapıtmış. Hepsi birbirinden sapıtmış. Yani yemekten nereye bağladık ama yapacak bir şey yok. Evet. Ey oğul. Yemeğin başında ve sonunda bir parça tuz yemek birçok hastalığa karşı devadır. Bak sünnetler ya. Gerçekten şu sünnetler var ya.
Acayip bir şey ya. Ya yemeğin başında bir insan şöyle parmağın ucuyla alıp tuzu dilinin ucuna bırakırsa, tamam mı? Bu sünnet. Ama şöyle bir faydası var. Yediğin her yemeğin lezzetini ayrı ayrı alıyorsun. Tuzun tabii öyle faydası var bak. Görüyor musun? Hani biz boşuna her sünnette ayrı ayrı fayda var demiyoruz. Ha ne diyor Lokman Hekim? Birçok hastalığa karşı devadır. Birçok hastalığa. Kim bilir? Belki de senin nice doktorlara dolaştın, nice hastanelere gittin, çare yok dedikleri şey belki de o parmağın ucundaki tuzladır. Tabii tuz, bu kadar tuz, abartmıyorum ya. Alacaksın kardeşim parmağını, batıracaksın, tak bu kadar. Başında ve sonunda, yemeğe başlamadan bak, hiçbir şey ağzına atmadan, yemeğe hazırlığını yaptın, elini yıkadın, sofraya oturdun, Bismillah dedin, ya da Bismillahi ala bereketillah, Bismillahi hayru razıkın, tak tuzla batırıyorsun, ağzına atıyorsun, ondan sonra yemeniyorsun. Şifa burada. Acayip yani. Birçok hastalığa deva. Nice dedim ya, çaresi olmayan belki hastalıklara deva. Allah Celle Celaluhu şifayı tek bir tuz tanesinin içine bile koyar. Bak. Olmaz mı kardeşim ya? Adam bugün hastalanıyor. Doktora gidiyor. Doktor küçücük bir şey veriyor. Hap veriyor küçücük. Allah Celle Celaluhu o küçücük hapın içine şifayı koyuyor. Bak şifayı koyan Allah Celle Celaluhu. He. Arada bir şey hatırlatalım. Allah Celle Celaluhu aklıma getirdi. Hastalandığın zaman ilaç içerken, ilaç içiyorsun ya kardeşim, şurup murup neyse hap map. Ya Rabbi sebep bu, şifa senden. Unutmayın. İlaç çok iyi geldi. İlaç çok güzel geldi. İlaç bilmem ne yaptı. İlaç iyileştirdi. Ya tabii kasten kimsenin söylediğini zaten tahmin etmiyorum. Öyle bir şey yapmazlar. Ama bu adamı sıkıntıya sokar. İlaç bana iyi geldi. İlaç beni iyileştirdi. O doktorun verdiği o ilaç bana şifa oldu. Hayır. Sebep oldu. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu. Sebepleri yaratan Allah Celle Celaluhu. Hazreti Musa bir kere hastalandı. Dedi ki ya Rabbi ben hasta oldum. Allah Celle Celaluhu dedi ki git şu falanca ağacın yaprağını kaynat iç. Şifa olacak. Hazreti Musa gitti ağacın yaprağını kaynattı içti şifa oldu. Belli bir süre sonra Hazreti Musa tekrardan hastalandı. Gitti ağaca yaprakları kopardı topladı kaynattı içti iyileşmedi. Dedi ki ya Rabbi geçen sefer hasta oldum sana geldim sen bana böyle böyle git yap kaynat iç dedin iyileştin. E şimdi de hasta oldum gittim kaynattım içtim iyileşmedin. Niye iyileşmedim ya Rabbi? Geçen sefer şifayı benden bekledin ikinci sefer ağaçtan bekledin dedi Allah Celle Celle. Anladın mı kardeşim? Şifayı hap vermiyor. Şifayı şurup vermiyor. Şifayı yaprak vermiyor. Şifayı veren Allah Celle Celaluhu. Dertlere derman olan Allah Celle Celaluhu. Biz bugün bu kafayla iki adım ileri gidemeyiz. Maaşı veren Allah Celle Celaluhu. Maaşına zam yapan Allah Celle Celaluhu. Seni iş yerinde rütbe atlattıran Allah Celle Celaluhu. Unutma bunları. Her şey Allah'tan. Her şey imtihan. Allah Celle Celaluhu seni deniyor. Bakıyor. Kulum benim imtihanlarıma karşı sabredecek mi? Şifayı veren Allah. Tuzdaki şifa birçok hastalığa şifa. Dedim ya o tek bir tuz tanesi, o küçücük bir tuz tanesi Allah Celle Celaluhu onu var senin bütün vücudunu böyle sirayet eder. Ya. Mesela doktorlar ne diyor? Hastanın zamanı diyor, telle diyor. Telince ne diyor mesela? O telle beraber diyor, vücudundan diyor zehir çıkar diyor. Sebepler alemi. Ne oluyor? Gözeneklerinden hastalık çıkıyor işte. O tek bir tuz tanesi Allah sana şifa verir kardeşim. Ondan sonra